Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Merhabalar, Lifestyle programının sağlık köşesinden yaklaşık 13 haftadır sizlere merhaba diyoruz ve bu programı birlikte açıyoruz. Ben Doktor Merve Başkan. Ben Doktor Binur Yılmaz. Sizlerle beraber olmaktan çok 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 keyif aldık biz şimdiye kadar. Bugün artık 13. son programımız efendim. Hem sizlerle böyle bir basit sohbet edelim karşılıklı, kim olduğumuzu size birazcık anlatalım. Hem de mesleğimizin inceliklerinden birazcık bahsedelim istedik. Evet, biliyorsunuz ki ben çocuk doktoruyum. Birnur Hanım da radyoloji uzmanı. Evet. Biz neden bu mesleğe girdik? Niye bu yollardayız? Evet. Ne diyorsun Birnurcuğum? Evet. Neden? Ne işin var senin televizyonda da? Gitsene de hasta baksana. Evet. Şimdi aslında bu programın temelinde faydalı, sağlıkla ilgili bilgiler vermek. Evet. Çok tıbbi değil de anlaşılır tarzda bir program yapmayı hedefledik başlarken. İnsanlara doğru kanaldan doğru bilgiyi anlayacakları şekilde vermek. Evet. Kısa öz öz bilgiler vermeye çalıştık. Neden bu mesleği seçtin diye sorarsan, insanlara faydalı olmak, onların hayatına bir nebze katkıda bulunabilmek, onları iyileştirmek ve hep iyi görmek için aslında hepimiz bu mesleği seçtik. Neden radyolog olmak istediğin sorusuna gelirsen de ben tanı kısmında yer almak istedim. Radyoloji pek bilinen bir branş değil ama radyoloji, işte acile gittiniz bir Allah korusun beyin kanaması mı geçiriyorsunuz ya da işte apandisiniz mi patladı? Ya da memede bir kitle, akciğerde bir kitle, bu kanser mi değil mi? Ya bizim aslında tanı koymamıza o kadar büyük yardımınız var ki biz siz olmadan net tanı koyamayız. Evet, yani COVID döneminde evet. Çok aktif rol oynadık. İşte yoğun bakımlara girerek ya da işte onlar da bir akciğere pıhtı mı attı, atmadı mı? Hep buralarda aktif roller oynadık. Bizi çok bilmezler ama işte kanser tanısı koyduğumuz ya da tedavi sürecini takip ettiğimiz hastalarımız bizi gerçekten uzun dönemde çok tanıyorlar. Mesela, ve çok da teşekkür ediyorlar. Tabii basit, onu söyleyecektim. Basit bir check-up'la gelen bir hastada erken tanıda kanseri yakalayabiliyorsunuz. Evet, daha geçen hafta öyle bir şey oldu. Bir meme taramasında 38 yaşında bir genç kadın diyorum. Onun için de muhakkak efendim bir radyolog olarak her yıl muhakkak bir sağlık kontrolünden geçmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hiçbir şikayetiniz, hiçbir belirtiniz olmayabilir. Tamamen tesadüfen yakalanıyor bunlar ve yakaladığımız tümörlerde 8-9 milim. Bu kadar erken safhada yakalanınca da hastanın tabii ki prognozu, gidişatı, hayatta sağ kalım süresi ya da o bundan sonraki hayatını iyi geçirme süresi artıyor. Ben bu kadar bahsedeceğim. Peki sen neden çocuk doktoru oldun? Şimdi hani hep böyle klasik bir şey vardır ya, ben çocukları çok seviyorum. Aslında tamam, çocukları çok seviyorum ama esas amaç bu değildi. Ben tıp fakültesine girerken çocuk doktoru olacağım diye girdim. Ne güzel. Benim bir çocuk doktorum varmış küçükken. O zamanlar tabii şimdiki gibi değil muayenehaneler. Akvaryumu varmış mesela. Ben hep o balıklı doktora gideceğim diye bir sempati uyandı bende o zamandan. Evet, küçüklüğümden. İlginç. Ve tıp fakültesine girerken de ben çocuk doktoru olacağım diye girdim bu işe. Sonradan çocukları çok sevmeye başladım. Evet, çocukları seviyordum ama daha farklı sevmeye başladım. Gelecek nesilleri düzgün yetiştirebilmek adına ve onları sağlıklı yetiştirebilmek adına kesinlikle çocukların iyi, doğru ve sağlıklı yetişmesi lazım ki geleceğimiz şekillensin. Çok doğru. Doğru yani olsun. İyi bir eğitim alabilmen için kesinlikle bir kere vücut sağlığının yerinde olması, iyi olması gerekiyor. Lazım. Gelişimi, hastalıkların erken tanısı yine bizim için de aynı şey motor söz konusu. Motor fonksiyon dediğimiz. Evet, çocukların gelişimleri, konuşmaları, aşıları, hastalıkları. Bir de o kadar güzel ki çocuklar. Benim bütün çocuklarıma buradan selam olsun efendim. Ufacık bir şeyde öyle bir gülümsüyorlar ki size. Dünyanın en güzel şeyi o sizin şifa verdiğiniz bebeğin size olan gülümsemesi. Evet. O yüzden ben çok mutluyum. Ama şöyle de bir durum var bizde. Çocuk doktorları gittikçe çocuklaşıyorlar. Öyle mi? Kesinlikle. Mesela ben hakikaten yaşımın olgunluğunu bir türlü yapamıyorum. Deniyorum ama olmuyor. mesela işte giyimimiz, kıyafetimiz, oturmamız, konuşmamız, her şeyimiz değişiyor. Çünkü hep biz çocuklarlayız. Olabilir. Ben de 28 yıldır sadece çocuklarlayım ve anne babalarlayım. İşte ben de artık çocukça şeyler yapmaya başladım. Mesela çocuk şarkıları yazmaya başladım. Mesela evet, onlardan bahsedelim biraz. Evet.
Ondan sonra çocuk kitabı çıkarmaya başladım. Çocuk öykülerim var. Yeni çıktı bir kitabım. Aynı zamanda ebeveynlere, annelere, babalara, kadınlara yönelik her ay çıkan bir dijital dergim var. Bütün amacımız ne kadar çok kişiye ulaşırsak doğru ve sağlıklı bilgiyle ve o kişinin uzmanıyla ulaşırsak topluma o kadar faydamız olur. Her ikimiz de çok yoğun çalışan insanlarız. Evet. İşten güçten koşarak gelip burada bu emeği harcıyoruz. Amaç hep aynı şey, doğru sağlıklı bilgiyi insanlara bu kanaldan ulaştırabilmek. Evet. Efendim Lifestyle'da 13. programın sonuna geldik Merve ile beraber. Bizi dinlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ben de çok çok mutluyum sizlerle olduğum için. Umarım siz de bizi çok sevmişsinizdir. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.